Şimdi burada magazinlik bir haber okuyacağım. Hem bu hilafet yanları için, hem kimi muhafazakarlar için, hem AK Parti giderse Mekke düşer, Kudüs düşer, Gazze düşer, işte bir yıl laf anlatanlara gelsin diye söyleyeceğim. Lütfen, magazin haberi değildir. Bir kez daha okumak istiyorum. Zina günah mı değil mi? Özlem Zengin için yazılmış Serap Yazar tarafından, Doktor Serap Yazar tarafından bir yazı bu. Eşini AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in doktor kardeşi Eyüp Çağatay Zengin'le yatakta yakalayan adam ve arkadaşlarının hayatı karardı. Doktor Mustafa Çağlar 24 Eylül 2023 tarihinde 02 sularında Ankara Yeni Mahalle'de bulunan evine geldiğinde içeriden eşiyle birlikte bir erkeğin sesinin geldiğini fark eder. Eşinin kendisi aldattığından şüphelenen Mustafa Çağlar Bey, önce polisleri, ardından dayısı Ali Ekber Bey'i, arkadaşları Gürkan İ ve arkadaşı Binbaşı FD'yi de arar. Polisleri bekledikleri sırada yakınlarıyla içeri giren Mustafa Çağlar Bey, eşi ECB'yi Eyüp Çağatay Zengin ile kendi yataklarında zina halinde yakalar. Bu sırada yataktaki Eyüp Çağatay Zengin evden ayrılmaya çalışır. Ancak Ece Bey'in kocası Mustafa Çağlar buna engel olur. Yaklaşık bir dakika sonra arkadaşı Gürkan İş polislerle eve gelir. Polis ekiplerine olayı anlatan Mustafa Çağlar Bey'in şikayetçi olduğunu belirtmesiyle Tokat'ta bir başka hastanede ortopedi uzmanı olan Eyüp Çağatay Zengin polisler tarafından Şentepe Karakolu'na götürülür. Bitmiyor, bakın şenliğe bakın şimdi. Ancak iddialara göre eşini zinada basan Mustafa Çağlar Bey ve arkadaşları karakola gittiklerinde Eyüp Çağatay Zengin ve Ece Bey'in karakolda olmadıklarını görürler. Gece yaşanan bu olayın ardından ertesi gün Ece Bey kocası Mustafa Çağlar Bey'e boşanma davası açar. Aynı gün Mustafa Çağlar Bey de eşine karşı zina nedeniyle karşı boşanma davası açar. Boşanma davaları sürerken siyasi nüfus iddiaları gündeme gelir. İddialara göre evli kadınla yatakta basılan Eyüp Çağatay Zengin'in ablası AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i devreye sokar. Ece Bey, eşinin arkadaşı olan Binbaşı F.D. ve Gürkan İş ile dayısı Ali Ekber Boyraz ve eşi Mustafa Çağlar Boyraz hakkında özel hayatın gizliliğini, ihlal, silah kullanma, hırsızlık gibi suçlamalarla savcılığa başvurur. Ece Bey, aldattığı eşi Mustafa Çağlar Bey'in arkadaşı Binbaşı F.D.'ye Ankara 2. Aile Mahkemesi'nden kendisini tehdit ettiği iddiasıyla uzaklaştırma ve elektronik kepçe uygulanması kararı aldırır. Şaka gibi gelebilir hepinize. Devam ediyorum. Binbaşı F.D.'nin kararı itirazı sonuçsuz kalır. Ece Bey ayrıca o gün eve gelen Ali Ekber Boyraz, Gürkan İş, Binbaşı F.D. ve eşi Mustafa Çağlar Bey hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, silah kullanma, hırsızlık gibi çok fazla suç isnat ederek şikayetçi olur. Şaka gibi. Adamın kendi evine girmesinin konut dokunulmazlığını ihlal olarak savcılığa şikayette bulunur. Yavuz hırsız ev sahibini bastırdı. Evet, evet, daha devam ediyorum. Şaka gibi. Binbaşı olan arkadaşı F.D.'ye yönelik baskıları anlatmak için askeri makamlara bir dilekçe yazan Mustafa Çağlar Bey'in dilekçesi aynen şöyledir. Eşim Ece'yi 24.9.2023 tarihinde kendi evimde, kendi yatağımda Eyüp C.Z. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in kardeşiyle zinadan yakaladım. Zinadan yakalanan eşim ECB ayıplık halini örtmek için ertesi gün şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davası açtı. Zina durumunu inkar edip beni eterle bayılttılar diyecek kadar fütursuz iddialarda bulundu ki o gecenin çekilmiş fotoğrafları var. Bir taraftan da şakır şakır da fotoğraflar çekilmiş arkadaşlarıyla beraber aldatılan koca. Hatta beni suçlu, çünkü polis geliyor birkaç dakika sonra, bir de eterle bayılttılar falan diye de şey yapıyor. Neyse, hatta beni suçlu göstermek için darp, evdeki eşyaları çalmak, özel hayatın gizliliğini ihlal ve benzeri suçlarla suç duyurusuna bulunur. Yani kocanın eve girmesini, konut dokunulmazlığına tecavüz, evdeki eşyalar da kocaya da ait, kocasının evdeki eşyaları çaldığı iddiasında bulunur. Bitmez. Bitmez Erkan. Yine zina olayına şahit olmaları nedeniyle yanımda bulunan mühendis Binbaşı F.D., doktor Gürkan ve iş ve dayım Ali Ekber Boyraz hakkında bir sürü iftira ile suç duyurusunda bulunarak beni baskı altında tutmaya çalıştı. Yetmez. Arkadaşım Binbaşı F.D. için
elektronik kelepçe kararının aldırılmasından sonra eşim B çıldırmış ve beni genelkurmaya giderek arkadaşım FD'nin hayatını bitirmekle tehdit etti. Sonradan eşim AK Parti milletvekili, eski CHP milletvekili, eski Ergonokon davası sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile beraber 29 Aralık 2023 günü birlikte arkadaşım mühendis binbaşı FD'nin çalıştığı kuruma giderek komutan Tuğgeneral Osman Alp ile konuşmuş olduğunu eşim BC'den öğrendim. Yoruldum Erkan. Yani Türkiye'yi anlatan müthiş bir haber bu. Yani adam kendi evine geliyor gece 2'de, bakıyor içeriden sesler geliyor, dur lan içeri girmeyeyim. İşte arkadaşlarını, dayısını, binbaşı olan arkadaşını çağırıyor. Bu arada Gürkan'ı polise gönderiyor ki hani polisi de getir diye. Ve adam kendi evine girdi diye kendi karısı tarafından konut dokunulmazlığımı ihlal etti, beni deşifre etti, kamuoyuna lanse etti diye de suç duyurusunda bulunur. Eşyalarımı çaldı, evime habersizce girdi diye suç duyurusunda bulunur. Ve bizim Muhafazakar Parti'nin grup başkan vekili, herkes hatırlayacaklar Özlem Zengin'i, mecliste Gazze ile ilgili konuşma yapan Saadet Partisi milletvekilinin kalp krizi geçirdiğinde el kol hareketleriyle ne diyordu? İşte Allah'ın gazabı bu. Evet. Şimdi, Allah'ın gazabı bu dedi. Evet, Allah'ın gazabı işte, yani cezanı buldun, gazabını layını buldun dedi. Evet. Evet, layını buldun diyordu. Ne diyeceğiz ya Erkan, Allah aşkına? Şimdi burada şöyle yazanlar var. Bu bir özel hayattır. Özel hayat kimseyi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren bir kısmı var yalnız. Biz niye aldatmışı mı tartışıyoruz Allah aşkına arkadaşlar? Biz bunu tartışmıyoruz. Biz aldatıp aldatmadığını tartışmıyoruz. Bizim tartıştığımız kısım şu, iyi anlaşılsın. Hiç beni alakadar etmiyor. Ali Bey'i de alakadar etmiyor. Ama basına yansıyan bu kısım, gücü kullanarak haklı adamı haksız pozisyona getirip suçu bir de onun üzerine yıkmaya çalışan sistem. Yani çok iyi idrak edilmesi gerekiyor. Güç pozisyonunu kullanıp haklı adamı haksız konumuna getiren sistemi konuşuyoruz biz bunun üzerinden. İyi anlaşılsın, yoksa bizi alakadar etmez. Burada nasıl bir şekilde adam kayırmacılık olduğu, bazı olayların üstünün tam tersi mihvalinde nasıl kapatıldığı, örtüldüğü konuşuluyor. Yani azıcık beyni olan bunu algılar. Yoksa bize ne yani? Adaletin nasıl eğilip büküldüğünü konuşuyoruz hanımefendi. Bir hanımefendi yazmış özel hayat falan diye. Biz özel hayatla ilgilenmiyoruz. Burada adaletin nasıl eğilip büküldüğünü konuşuyoruz. Dikkatinizi cezbeden kısım bu olmalıydı. Ama zannedersem siz ve sizin gibiler güçlünün her halükarda adaleti eğip bükmesine boyun büken tiplersiniz. Buna da alıştırılmışsınız. İşte bu zihniyet yüzünden bugün başımıza gelmeyen kalmıyor. Garibana ayrı bir adalet, güçlüye ayrı bir adalet uygulanıyor. Ve bunun sebebi sizlersiniz, sizin gibi insanlar. Elma ile armutu ayırt edemeyen sizin gibi insanlar yüzünden böyle oluyor. Çok açık bir şekilde bu mevzunun özel hayatla ilgili olmadığını konuşuyoruz. Bizi de alakadar etmiyor ama buradan çıkaracağımız ders mağdurun suçluymuş gibi karşımıza çıkartıp, evet, adaletin onun üzerine hışımla inmesini konuşuyoruz. Aslında adaletsizliğin. İyi anlaşıldı mı bu? Ve bu her Erkan, alanda... Daha ilginç bir şey daha söyleyebilir miyim? O kişi, tabii, buyurun. Koca, aldatılan koca, o gece diyor ki binbaşının ne işi varmış? Ulan arkadaşıymış ya, Allah Allah. Söylüyor, diyor ki binbaşının ne işi? Arkadaşı. Adam en yakın arkadaşı binbaşı. En yakın arkadaş. Ne de olabilirdi yani? Belediyede temizlik görevlisi de olabilirdi. Tabii. Neyse. Kimseyi çağırmasaydı, kapıyı sessizle içeri açıp girseydi, yatakta onları görüp silahını ya da bıçağı alıp et şak şakır ikisini birden bıçaklasaydı, biz ertesi gün nasıl bir haber okuyacaktık? Kadın cinayetini konuşacak. Hayır, namusunu temizledi. Bir, iki, Özlem Zengin'in kardeşi öldürüldü. Tamam mı? Tabii. Bunları konuşacaktık. Adam iyi bir şey yapmış. Yani yakınlarını çağırmış ki cinayet işlemeyeyim. Yani kendisini de tutsunlar. Başına, yani neyle karşılaşacağını bilmiyor. Belki içerideki adam silahını çekip onu vuracak. Tabii, bilmediği için. Yani polise de haber vermiş adam bir de. Yani her türlü önlemi de almış yani.
Yani görüldüğü üzere Özlem Zengin bir vakadır, ülkenin bir gerçeğidir ve psikolojisini yansıtır. Bu tür zihniyetler az önce bizi anlamayan hanımefendinin böyle bir hamasetle karşı çıktığı gibi bize maalesef Özlem Zengin gibileri iktidara getirir ve onların borusunu öttürürler ve olan bizim gibi insanlara, halktan insanlara olur yani. Biz de halkın bir parçasıyız ve adalet biliyorsun işte adam kayırmacılık. Ve hatta bir milletvekilinin telefonuna zoom yapmıştı galiba kamera. O da çok konuşuldu. Mutlaka takip etmişsinizdir, torpil. Ve o da karşımıza çıktı. Üçüncü dünya ülkelerinde hep böyle şeyler olur. Hatırlarsan yani patlamalar olduğu zaman da kışlada. Tabii Özlem Zengin kardeşinin bir gecede bulunduğu hastanede hemen yönetici yapılması, başhekim yardımcısı yapılması olayı da var ayrıca.